Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yeni bütçe geldi. Yeni bütçeyle şimdi ekonomiyi hızlandıracağız biraz. Bülent Kuşoğlu, CHP'nin Plan Bütçe Komisyonu üyesi, Merkez Bankası yetkilisine sorular soruyor. Yetkili yok diyor, ben bu konularda size bilgi vermem diyor. Komisyon başkanı müdahale etmiyor. 2021'de de yılda iki defa meclise gelip bilgi vermesi gereken Merkez Bankası hiç uğramıyor, kapısının önünden geçmiyor. Bu tabii bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında da açıkladı. Siz Merkez Bankası size bağlıydı. Yıllarca ekonomiden sorumlu bakanlık yaptınız. Engellediniz mi Merkez Bankası başkanlarının meclise hesap vermesi? Neden kötü bir şey? Merkez Bankası hiçbir zaman bağlı kuruluş olmadı bizim dönemimizde. Sadece ilgili İlgili, kuruluş oldu. tamam. Çünkü bağlı olunca talimat alan kurum anlamına geliyor. Ne kadar çarpıcı bir şey Tabii mesela hazine söylediniz. bana bağlıydı, bağlı kuruluş diye geçerdi. Evet. Ama Merkez Bankası ilgili kuruluş diye geçerdi. Çünkü Merkez Bankası ile ilgili diyelim ki başkanın görev süresi dolduysa, 5 yıl dolduysa biz ne yapardık? İlgili bakan olarak muhtemel isimleri hazırlardık. Adaylarla görüşmeler yapardık. En son bir isim oluştuğunda da Bakanlar Kurulu'na sunardık. Ama nihai görevlendirme Bakanlar Kurulu tarafından yapılırdı Merkez Bankası Başkanı. Anladım. Onun için ilgili bakan diye geçiyordu. Ve Anladım. başkanı atadıktan sonra da hiçbir müdahalemiz kalmazdı Merkez Bankası'na. Çünkü bağımsız. Gerçekten mi? Tabii. Mesela Merkez Bankası'nın kanununda der ki, hazine müsteşarı isterse para politikası kurulu toplantılarına katılabilir diye bir ifade vardır. Fakat benim bakanlık döneminde 11 yıl hazine müsteşarımız para politikası kurulu toplantılarına hiç katılmamıştır. İbrahim Allah. Çanakçı bizim şu anda İbrahim Bey, genel evet, başkan biz yardımcımız. konuk ediyoruz. Yani kanunda hakkı olduğu halde katılmamıştır. Çünkü ben orada oturduğum anda o para politikası kurulunun akışını psikolojik olarak etkilerim. Yani çünkü bakanın müsteşarı geliyor orada oturuyor. Oy hakkı yok ama oturma hakkı var kanunen. Orada oturmam bile onların bağımsızlığına gölge düşürür dedi. Ve bizim İbrahim Bey, hazine müsteşarımız kanuni hakkı olmasına rağmen bir kere dahi para politikası kurulu toplantılarına katılmadı. Ya Tam özgür karar aldılar, biz öyle onun mi? için enflasyonu tek haneye indirebildik. Yani bu ülkede 34 sene enflasyon iki haneli, üç haneli gitmiş. Merkez 70'ler, 80'ler, Bankası 90'lar. bir bakana ilgili olduğu için, bağlı olmadığı için bu başarıyı yaptınız. Evet. Müdahale Zaten etmediğiniz için bakın bu Merkez başarıyı. Bankası'nın bağımsızlığı yeni. Yani yeni derken hani biz hükümeti devraldığımızda 2002'de birkaç senelik bir olaydı yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Kanun değişmişti Kanun Kemal Bey'in değiş evet zamanında. kanun Evet, değişikliği yeni doğru. Kemal Dersen önce. Önce O mi reformlar değişmişti? sırasında Evet. tabii. Şimdi o zaten biz yani devraldığımızda sonuçta Merkez Bankası'nın kanununda bağımsızlık vardı. Ve biz onu aynen koruduk. Hatta Süreyya Serden geçti, başkandı. Evet, 5 O sene süresini yaptı. doldurana kadar hiç dokunmadık. Ya. Mesela bana dedi ki o zaman Sayın Erdoğan başbakanken, al şunu görevden dedi. Bu bizden değil dedi. Allah Bizden değil. Allah. Dedim ya bizden değil de orası şimdi teknik bir kuruluş. Bu arkadaş da işi bilen bir arkadaş. Şimdi biz gelir gelmez bağımsız olması gereken ve 5 yılına görevlendirilmiş ve kanunen de görevden alınması mümkün olmayan bir insanı istifaya zorlarsak daha baştan güveni sarsarız. Güveni sarstığımız anda da bu enflasyonu düşüremeyiz dedim. Ve biz Ne kadar Süreyya Bey önemli. ile görev süresinin sonuna kadar çalıştık. Sanırım 2005 miydi neydi tam hatırlamıyorum ama 2005'e kadar Evet, falan 5 yıl ya, ben bir ara haber işte ilk yapmıştım. görevlendirdikten sonra tam 5. yılını doldurdu. Ondan sonra Durmuş Yılmaz başladı. O da Bravo. tam 5 yılını doldurdu. 5 yılda o da doldurdu. Sonra Erdem Başçı başladı. O da tam 5 yılını 5 yıl doldurdu. doldurdu. Evet. Ama ben ayrıldıktan sonra görevlendiren Merkez Bankası başkanlarının hiçbiri 5 yıl dolduramadı. Çünkü laf dinlemiyorlardı. Evet, bravo. Sayın Erdoğan'ın İki Murat tabiriyle. Beyler oldu. Evet, Evet, çünkü laf dinlemiyordu. Onun için görevden aldık dedi falan. Bak aldık Şimdi falan. kararnameyle hemen aldı Ama aldı. ne oldu? Merkez Bankası bağımsızken ve biz ekonominin başındayken enflasyon tek haneye düştü ve yıllarca düşük seyretti. Ne zaman ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığını bitirdi Erdoğan, ne zaman ki talimat vermeye başladı, enflasyon tekrar bu ülkede 3 haneye çıktı. Evet. O kadar açık ki. 3 hane diyorsunuz. 3 hane çünkü. Gerçek tabii ki, enflasyon. Tabii. Şimdi ben esnafa soruyorum. Ben alışveriş eden insanlara soruyorum. Geçen sene şu ürünü kaça alıyordun? Bu sene kaça satıyorsun diye soruyorum yani. Şimdi kağıt değil mi önümüzde? Kağıt fiyatları öyle %83 ya TÜİK'in evet. enflasyonu. %83 falan artmış Ben değil. Yeni Çağ'dan biliyorum tabii gazete Mürekkep kağıdı. Öyle %83 falan artmış değil. En basından devletin tespit ettiği elektrik fiyatı değil mi? Elektrik yakıyoruz burada. Doğal gaz. %83 mi arttı? Yani vatandaşlarımızın temel ihtiyaç maddelerinden kair ekseriyeti %83'ün çok üzerinde arttı. Üç rakamlı arttı. Ve bağımsız biliyorsunuz ENAG diye bir kuruluş var. Bu bağımsız kuruluşun yaptığı araştırmada da %180 küsur bir enflasyon çıkıyor. Doğru.
Dolayısıyla TÜİK'in açıkladığı enflasyon, vatandaşlarımız inanmıyor bu rakama. Dolayısıyla gerçek enflasyonun biz çok daha yükseklerde olduğunu tahmin ediyoruz. Ve dolayısıyla bu ne zaman oldu? Merkez Bankası ne zaman Sayın Erdoğan'ın talimatıyla hareket etmeye başladı? Ne zamanki bağımsızlığını kaybetti? Enflasyon tekrar Türkiye'de patladı. Evet. Bu kadar basit çünkü son 20 yılın tecrübesi. Yani Merkez Bankası talimatla çalışırken enflasyon patlıyor. Bağımsızken enflasyon düşüyor. Tekrar talimatla çalışınca enflasyon tekrar patlıyor. Deva geliyor.